bu anakartı oyuncu anakartı yapabilir miyiz? Tekrar ediyorum çünkü böyle anakartlar çok var. Oyun oynamak haliyle bunlarla kimse oyun oynamayı düşünmez. Yine bahsedeyim, ekran kartından görüntü yok. Yeniden merhaba arkadaşlar. Daha önce bu görmüş olduğunuz çip, ses çipi bu anakartta yoktu. Bunun montajını yaptık, bitirdik, tamamladık. Başarılı sonuç aldık. Şimdi bu anakartı oyuncu anakartı yapabilir miyiz? Bundan daha önce bahsetmiştim. Daha önceki videoda. Bu görmüş olduğunuz ekran kartı yuvasına ekran kartı taktığınızda görüntü alamıyorsunuz. Çünkü bu Minic anakartı olduğu için sadece PCIe x16 slotu işlemler için üretilmiş. Yani anakart aslında olması gereken hizmeti veriyor. Ama bu anakartı oyuncu anakartı yapabilir miyiz? Tekrar ediyorum çünkü böyle anakartlar çok var ikinci el piyasasında. Haliyle bunlarla kimse oyun oynamayı düşünmez. Çünkü yine bahsedeyim, ekran kartından görüntü yok. Biliyorsunuz bu anakart, elimle gösterdiğim bu üst taraf mobil, bu aşağı tarafı 1155 soket aslında. Yani melez bir anakart. Ve görmüş olduğunuz gibi böyle mobil işlemciler kullanıyor. Daha önceden bu işlemci vardı. Bu da mobil işlemci. 2 ve 3. nesil mobil işlemciler. Şu anda üzerinde i7 işlemci var. Şimdi şu soruyu sorabilirsiniz. i7 işlemci de mi çalıştırıyor? Evet, çalıştırıyor arkadaşlar. 8 çekirdekli. Yani bize ne kaldı? Sadece ekran kartından görüntü almak. Toplam 8-8-16 DDR3 RAM'lerimiz de mevcut. Burada da sorun yok. Şimdi görüntü alıp alamayacağımızı kontrol etmek için bir test edelim. Her şey hazır. Çalıştırıyorum. Güç kaynağını açıyorum. Bu anakart direkt start alıyor. Minic anakartı olduğu için. Normalinde görüntü gelmesi gerekiyor. Bakın aslında çalışıyor ama PCIe slot'tan görüntü alamıyoruz. Hiçbir şey yok. Şimdi sökelim. Sökelim. Onboard'dan görüntü alabiliyor muyuz? Bakalım. Tekrar açıyorum. Evet, gelmesi lazım. Evet, geldi. i7 3632 işlemci var bunda. 4 çekirdek, 8 izlek. Yani sanal 8 çekirdek bir işlemci. 16 GB RAM. Bu şekilde. Bu anakartın orijinal BIOS'u bu. Görüntü alamıyoruz. Hemen SATA bağlantısında bir sürücü bağlayalım. Masa üstüne gidelim. Ben bunun BIOS'unu geliştirdim. Bu ekran kartı slotundan görüntü alabileceğiz arkadaşlar. İnşallah. Hemen hazırladığım BIOS dosyasını indirelim. USB flash belleğe yükleyelim. Çalıştırabilir hale getirelim. Bu arada akılda şüphe kalmaması için başka bir ekran kartı bağladım. Bakalım bu şekilde görüntü alabiliyor muyuz? HDMI çevirici kullanıyorum. Açıyorum. LED ışığımız yandı ama görüntü yok maalesef. Onboard'dan geliyor mu? Bakalım. Onboard'dan geliyormuş.
ama PC Express slot'tan görüntü alamıyoruz. Bunu da görmüş olduk. Masa üstüne geldik. Sürücü yüklemesini de yaptı bu ekran kartının. MSI RX 470. Bu elimde görmüş olduğunuz USB flash belleğe hazırladığım dosyaları yükleyeceğim. Ve BIOS güncellemesi yapacağız. Benim resmi web siteme gidiyorum. Buradan dosyayı indiriyorum. Daha önce indirmiştim ama tekrar bir daha indireyim. İndiriyorum dosyayı. Burada işimiz kalmadı. Kapatalım. Bizim dosyamız burada. Bütün içeriği burada. Bu Rufus programını açıyorum. Açtım. Bizim flash belleği görüyor. 16 GB. Bunu normal FreeDOS diye hazırlıyorum. İçindeki tüm verileri sileceğim. Evet, hazır. Şimdi buradaki dosyaları atıyorum. Flash belleğin içine. Attım. Şu anda hazır. Bizim BIOS dosyamız bu arkadaşlar. Özel BIOS dosyası. Kapatıyorum. Yeniden başlatıp USB flash belleğe gidiyorum. BIOS'a girdim. USB flash belleği görüyor mu? Görüyor. Ancak UEFI olarak görüyor. Bana böyle lazım değil. Hemen düzeltelim bunu BIOS'tan. Şu ayarı kapatıyorum. Güvenli boot seçeneğini. Kapattığımda burada artık normal flash bellek haline gelecek. Bunu kaydediyorum. Bunu ilk sıraya alıyorum. Evet. Direkt flash bellekten başlatıyorum bunu. Enter'lıyorum. Şimdi buraya FBAT yazıyorum. Bakın arkadaşlar. Bu komutu verdikten sonra bir sürü yazılar göreceksiniz. Dikkat edin. Kaçırmayın. Enter'lıyorum. Bitti. Şu yazıları görüyor musunuz? Ş harfi var. Büyük Ç var. Yumuşak G var. I var. Daha bunun gibi bir sürü MS-DOS'a uymayan karakterler var. Büyük I bile var. Yani tüm işlem gerçek Türkçe dilinde gerçekleşti. Bitti. BIOS yazma işimiz tamamlanmıştır. Hemen kapatalım bilgisayarı. Az önce bu ekran kartı görüntü vermiyordu. Kapatalım. Kapattım. Bunu alıyorum. Her şey hazır. Az önce görüntü vermiyordu. Bahsetmiştik. Flash belleği de çıkartalım. Açıyorum. Otomatik açıldı tekrar. Kapattı.
aslında burada ekran kartını tanımak istiyor. Çünkü yazılım değişti. Şimdi açacak. Açtı. Evet. Az önce görüntü gelmiyordu. Yazılım sayesinde, hazırladığım yazılım sayesinde artık görüntü alabiliyoruz. Yani bu kart, bu anakart oyuncu kartı olabilir. Düzeye geldi. Ama bir şey daha ekleyeceğim. Neden NVMe SSD destekli de olmasın? Yani tam teşekküllü bir oyuncu kartı yapalım. Haliyle bu oluşturmuş olduğum yazılımda zaten NVMe SSD desteği var. Hatta birazdan NVMe SSD'nin markası ve kapasitesini bile göreceksiniz bu yazılımda. NVMe SSD'mizi taktık. Yani burada 4 adet NVMe SSD ekleyebilirim. Kaydedip çıkalım. Masa üstüne gidelim. NVMe SSD test işleminde bitirdik. Gayet yüksek değerler verdi bize. Bahsettiğim gibi bu anakart 2. ve 3. nesil mobil işlemcileri destekliyor. Şu anda üzerinde bulunan i7 işlemci var. i7-3632QM serisi 8 çekirdekli işlemci. Burada NVMe SSD'miz gözüküyor. Ayrıca anakartımızın BIOS'u da 2026. Yani tam teşekküllü bir oyuncu kartı oldu diye düşünüyorum. Ne yaptık? Şu ana kadar bu anakartta ses çipi yoktu. Ses çip montajını yaptık ki ses de alabiliyoruz artık. Bunda da bir sorun yok. Gördüğünüz gibi ses de alabiliyoruz. Herhangi bir sorun yok. Başka ne yaptık? NVMe SSD modlu BIOS çalışması yaptık. Sonuçlar burada görüyorsunuz. Gayet stabil. i7 işlemci takılı. 8 çekirdekli. Şu anda sadece oyun oynamak için hazır hale getirildi. Yani oyuncu kartı oldu diyebiliriz. Bitti mi? Daha bitmedi. Bunu da bir sonraki videoya atacağım. Bakalım oyun oynayabilecek miyiz? Yani ilk baştan bahsettiğim gibi oyuncu kartı haline getirebilecek miyiz? Evet arkadaşlar. Bu ve buna benzer değişik enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Destek vermeyi de unutmayın. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.